Evet sevgili izleyicilerimiz, Bizim Eller programı başlıyor. Bu hafta neredeyiz sevgili izleyicilerimiz? Bu hafta Gaziantep iline bağlı Yavuzeli ilçesinin Yöreli köyündeyiz. Yöreli köyü muhtarı yanımızda. Muhtarım selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk muhtarım. Muhtarım sizi bir tanıyalım önce. Ben Yöreli köyü muhtarı Halil Sakar. Yöreli köyü gördüğünüz gibi doğal zenginliklere sahip olan bir köydür. Nasıl doğal zenginlikler? Dur ben şuradan başlayayım önce. Evet. Yöreli köyü muhtarı Halil Sakar. Evet. İlk dönem muhtarsın. Evet. Köyümüz kaç hane muhtar? Köyümüz 116 hane. 116. Evet. Bayağı da büyükmüş. Evet. Geçim kaynaklarınız nedir? Hayvancılık, çiftçilik. Bunlardır yani. Fıstık. Fıstık tabii, çiftçilik derken. Ne, fıstık yani başta geliyor herhalde bu Yavuzeli'den buradan Nizibe'ye doğru bu taraflar. Bayağı bir fıstık. Fıstığımız o kadar geniş değil de efendim söyleyeyim çiftçilik yönünde buğda, pamuk, efendim soğandan geçimini sağlayan, hayvancılıkla geçimini sağlayan pamuk var mı burada? Pamuk var, ekiyor musun? Var, var. Yani bizim bildiğimiz bir Adana bölgesinde pamuk vardı. Yok, bu taraflara burada, dağıttık. Burada bayağı daha önce çok genişti. Suyumuzun olmamasına rağmen, yani suyumuz olmadığından dolayı biraz su yok mu burada? Azalma çoğaldı yani. Yok, suyumuz daha önce normalde çaydan gelen, efendimiz kanallardan gelen. Onlar kesildikten sonra pamuk ekimiz çok azaldı yani. Şimdi daha önce mesela bizim burada 1500 dönüm üzerinde bir pamuk ekilirdi. Bizim Yöreli köyünden. Şimdi zannedersem 400 ile 600-700 arasında değişiyor yani. Bayağı düşüş oldu. Bayağı düşüş oldu. Evet. Geçen sene zaten nereden baksan 2-3 seneden beri, bu sene yine biraz az çok var. 2 seneden beri, 2-3 sene önce zannedersem hemen hemen tükenim haline geldi yani. Ekilmedik şekle geldi yani. Pamuk yani bayağı azaldı. Evet, evet. Yani susuzluktan bayağı azaldı dolayı. Evet, bayağı azaldı. Ya benim bildiğim hatta şimdi buralar sulu olduğunu biliyorum ben. Yani doğru, bu Yavuzeli bölgesi sulu olduğunu biliyorum. Daha önce öyleydi. Ama şimdi zannedersem işte efendim yeraltı kaynaklarından su sondajlar vurmasına rağmen zannedersem işte bazıları çalıştırmıyor. Kimisi efendim söyleyeyim pamuk para etmediğinden dolayı kestiler. Zannedersem bundan sonra pamuk bu şekil yükseldikten sonra ekim daha herhalde çok ekim çoğalır diyorlar. Evet, çoğalır. Peki fıstık gerçi toplandı bitti. Evet. Biz sevgili izleyicilerimiz biliyor biz ortalama 5-6 aydan evet, beri evet, evet. Gaziantep dışında program yapmaya başladık. Bu arada fıstığı da işleyemedik aslında evet, evet. Bu sene. Muhtar ben şunu sorayım size. Bu sene fıstık nasıl oldu? Benim işin içinde olmama rağmen fıstık güzeldi yani. Verimi de güzeldi. Efendim mesela fiyattan normal güzeldi yani, fiyatlar da güzeldi. Türkiye'yi zannedersen geçen edecek fıstığı alabildik. Bu yıl. Evet. Vallahi çok güzel. Yani biz evet, her sene fıstık üzerine program yapıyorduk. Evet. Yani köylü vatandaşlarımız gerçekten fıstıktan çok şikayetçilerdi. Yani par etmediğinden malum biliyorsunuz küresel kuraklık onlardan dolayı da fıstıkların olmadığı, mahsul alamadıklarını ve aldıkları mahsulleri de değerinde satamadıklarına şikayetçilerdi. Şimdi siz böyle söylediniz, ben sevindim. Yani gerçekten para kazandıysanız, mutlu olduysanız, yani sizi emeğinizi karşıladıysa ne mutlu, ne güzel. Bence yani yeterlidir. Bu sene iyi diyorsunuz. Bir de yani üretici, bir de yiyen insana, satın alan insana düşünmek lazım. Hani ya güzel yani fiyatlar, bence bu sene güzeldi yani. Kısa bir aradan sonra bizler buradayız, bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili izleyicilerim, şu an ekranda izlemiş olduğunuz, şu an ekrana gelen beleş un değirmeni Mehmet Kaplan, Vakvak Sakar. Bunlar herhalde burada değirmene getirdikleri buğdayı veya ne yapıyorlarsa artık bunlar herhalde beleş çekiyorlar. Burada da değirmencinin yanına bir gidelim. Selamun aleyküm. Kim? Değirmenci kim? Değirmenci benim. Sensin. He. Ben gelip geçeceğim. Sen otur dayı, otur. Dur şöyle, ben senin yanına geleyim şöyle. Otur dayı, otur. Şimdi beleş un değirmeni. He. Ne oluyor bu? Hele bunu bir söyle, vallahi açıkla bize. İşte, derman bedava. Millete hizmettir. Miktar da işte iyi bir miktar olduğunu için bedava yaptı yani.
Yani şimdi bu değirmenin adı mı beleş? Yoksa yok, asas beleş. Yaptığınız şeyler mi beleş? Ha, gerçek yaptım, söylüyor. Yaptığımız un bedavadır yani. Kepeğe çalışıyor gene. Burada... Bir kepeğini alıyor. Ha, kepeğini alıyorsun. Ben muhtar bir şeyler söyleyeceğim. Ben şöyle kalkayım. Şekil. Bu arkadaşlarımız şekil unu öğütüyorlar. Gelen unun kepek karşılığında kendi kepek kendilerine kalıyor. Bu odada unu da un sahiplerine veriyor. Alıp gidiyor. Evet. Bu şekil beleş un derinden diye isim verildi yani buraya. Vallahi o da ilginç bir şey sevgili izleyicilerimiz. Buradan tüm Türkiye'ye duyulurur. Yani Türkiye'den kayıp taşın dışarıdan buraya un, buğday getirip de öğütecek halleri yok da. Yavuz elindeki bu çevre köylere duyurulur buradan. Yöreli köyünde beleş un değirmeni var. Getirin buğdayınızı, tonlarca mı, kamyonlarca mı neyse getirin burada çektirin. Kepeğini buraya bırakın değirmenciye, ununuzu siz alın gidin. Vallahi çok güzel. Başka bir şey yok. Peki nasıl kazanıyor seni? Yani kepek kurtarıyor mu? Valla daha deneme yapmadık. Bilmiyorum artık ceren kurtarır mı, kurtarır daha, mı? Daha çekmediniz. Çek yok niye? Çalışıyor. Bir ayda ben çalışayım. Peki kurtarıyor mu yani kepek? Hala trik fotoğrafı gelmedi belli olmaz. Bir aydan beri gelmedi mi elektrik fotoğrafı? Yok daha gelmedi yok. Burada da senin bu yani motorlarla koca koca motorları var. Yani bunlar müthiş de ceyran çeker. Büyük tabii motor büyükler. Bunlar çok ceyran çeker bunlar. Çeker işte hala bak bir deneme yapayım. Şimdi elektrik fotoğrafı geldikten sonra herhalde onu beleşi silersin oraya paralı un değirmen diye yazarsın. Yok. Bu böyle gidecek. Böyle gidecek. Ha. Ya buradan da değirmenci dayımın sözünü de veriyor. Ha zararına gene giderik. Bu şimdi bu programımızı izlediklerim buraya sıraya durarlar. Kamyondan, traktörlerden falan getirir. Aman gelsin canım. Daha güzel olur. Gelsin diyor. Bizim de unumuz, buğdayımız yok ki getirek biz de öğütürek. Sen de getir ya. Yok ki, yok ki. Antep'ten nerede bulacak biz? Bir çal verir, öğütür gönderir sana. Öyle mi de? Ne diyeyim yani inşallah iyi olur. İnşallah da iyi olur. Ben şuradan dayımın yanına geçeyim. Ben de otur dayı. Otur dayı. Otur dayı. Dur sandalye olan. Dayı seni bir tanıyalım. Ben mi? He. Benim asım Arap Süreli'yim. Sen Suriyelisin esas. Evet. Burada mı oturuyorsun? He burada büyüdük işte. Burada büyüdün. Babam hakim olmuş buraya geldi. Burada kaldık işte. Anlamadım. Babam öldü, ben burada kaldım işte. Evsiz kaldım burada. Sonra burada yazıldık, kütüge kaydettiler. Şimdi doğma büyüme mi buradasınız? He, büyümem burada. Ama ben... aslında Suriyeli. He, isim Suriyeli. İsim ne? İsim Cesim. Cesim. Evet. Soy isim? Dağ. Cesim Dağ. Evet. Yaş kaç? Valla 80'e ulaştı. 80'e ulaştı. He. Daha 25 yaşında deri kanını kim duruyor? Yok ama dul ha. Dul mu? Dul ha. Var mı mal mülk biraz bir şeyler? Bu şarajı getiren işte. Avrat da geçti. Allah rahmet eylesin. İşte beni yalnız kaldım. Çocuklar? Çocuk işte. Ha. Aa, hay. Biri burada. Öteki de Antep'te hepsi. İki çocuk var. Ha. Kız? Ne? Maşallah. 6 tane. 10 çocuk. Ha. Maşallah. 6 tane olan 5 de kız. 6 olan 5 kız. Ha. 11 tane der. İyi. 11. Biz 13 kişiyiz. Evet ama geçindiler işte. Geçindi. Yani rahmetli olanlardan beraber ikisi, 11 tane mi toplam? Bir tanesi kocana gitti. İki de çocuk oldu genelde Antep'te otururlar. Evet. İşte çocuklar var. Kimisi altı olur. Değirmençi dayım değil ki. Dul değil. Dul değil. Bekardı yani. Dul denmez ona ya. Bekar. Şimdi şu anda bir tane arıyor. 25 yaşında delikanlı adam. Buna dul denmez. Bu bekar değil. Bekar sayılır bu arada. Tabii ya. Sana muhtar bulsun bir tane yok mu şeyler çarpanladık manladık şöyle. Yok iş yok yok. Bula mı yıka o? Aa oğlunu görüyor musun bak? Buranın kadınları kocaya var mıydı? Buranın kadınları kocaya var mıydı? Yani dul kadına var mıydı? Mı? Başka yerden bulun babası der. Başka yerde yok. Ya aramayıksınız ki ne? Ya şimdi biz acil ne arayık? Bu Cazım Amiye. Hacı adam. 20 dönüm fıstığı var. Ben gideceğim. Tek başına da duruyor. Ben şimdi Suriye gideceğim ben. Ben gideceğim diyor. Nereye? Suriye'ye mi gideceğim? Orada kimler var Suriye'de? Aşiretim çok. Bütün sülale orada herhalde. En büyük aşiret bizim Suriye'de. En büyük. Sizin soydan gelen aşiretler mi?
Aslımız Becari. Yani dedemiz ismi. İki kardeşmiş, biri Türkiye'de kaldı, biri de Suriye'de gitti. Suriye'de. Ceylanpınar'daki, ona da bizim amuşaklar. Babam nakım olmuş, kaçmış buraya geldi. Öyle kaldı işte. Burada yerleşmiş. Ha, ben yani 7 yaşındayım, babam geçindi. Öksüz kaldım burada. Bundan sonra sen bu köyde yerleştin, kaldın ya, burada. Nereye gideceğim tabii. 40 sene sonra gittim, emri buldum. 40 sene sonra? Suriye'de. Hı. Askere gittim, geldim, gittim yine buldum emri. Bunu Yöreli köyü gezilerimiz devam ediyor, biz de denemeyin. Evet sevgili izleyicilerimiz, programın açılışında bahsettiğimiz gibi Muhtar'ın dediğine göre işte burada pamuk da ekiliyormuş. Orada pamuk toplayanların yanına geldik. Selamun aleyküm. Dur içerisinde bu indir hele indir. Ben şu şuradan başlayayım. Siz burada çalışmaya mı geldiniz, keyif etmeye mi geldiniz buraya? Valla bizim için hiç fark etmez. Bizim için keyifte. Hem çalışırız hem keyif ederiz diye. Ne güzel semaveri kurmuşsunuz buna, çayı demlemişsiniz mis gibi, oh. Hele sizi bir tanıyalım önceden. Adın ne, soyadın ne? Ben Mustafa Kaya, ben Urfalıyım. Mustafa Kaya, Urfalı. Evet, Antep'te betonda çalışıyoruz. Burada bu sene pamuka kaldık. Pamuk da hiç iyi değil. Siz Antep'te mi oturuyorsunuz? Evet. Urfalısınız, Antep'te oturuyorsunuz. Urfalıyız. Burada işte bu dönemlerde böyle pamuk toplayaraktan. Evet. Yemeği alıp işte çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını çıkartıyorsunuz, geçiminizi sağlıyorsunuz. Öyle oluyor. Öyle oluyor. Evet. Nasıl memnun değilim dedin hemen sen birdenbire. Oğlum pamuk yok işte o. Pamukunu göreyim. Şimdi benim bildiğime göre ben yanlış mı biliyorum bilmiyorum. Şimdi bu pamuğu herhalde kilo olarak toplanıyor değil mi? Evet tabii kilo toplanıyor. Kilo başı. Evet. Kilo başı ne alıyorsunuz? Onu da balı değil. Adanın sukrobu seyirine. Yani şu an siz burada topluyorsunuz 10 kuruş mu, 1 lira mı, 100 lira mı, 1000 lira mı, ne yani? Onu biz bilmiyoruz. Nasıl topluyorsunuz o zaman? Sukuruba ne olursa fiyatı odur. İşte ben onu söylüyorum, yani siz şu an çalışıyorsunuz. Evet. Yani kaça topluyorsunuz, bu tarla sahibinden kaça anlaştınız? Tarla sahibiyle değil, Adana ne olursa odur. Ya şimdi Adana'da fiyat, pamuk ne? Toplama fiyatı kaç lira açıklanırsa, siz de ona göre para alacaksınız burada. Ona göre para alacağız. Siz herhalde bu ameliye mi değiller? Ameliyelerin herhalde çavuşuymuşsunuz sen. Evet. Kaç kişi çalışıyor burada? 30 kişi. 30 kişi. Evet. 30'unu da sen getirdin. Evet. Ben getirdim, o fötürlü getirdim. O fötürlü. Sen fötürlü de konuşuyorsun. Niye lan? Fötürlü de. Sen çavuş, o baş çavuş mu? Fötürlü. O baş çavuş. Onlarla görüşürüz. Gel, tamam. Teşekkür ettik sana. Sevgili izleyicilerimiz. Fötürlü. Fotoğrafının yanına geldik. Fotoğrafta demir bardakta çay içiyor. Evet. Hele seni bir tanıyalım. Ben Sabri Demir. Sabri Demir. Evet. Demir kimesin? Evet. Sen de Urfalısın. Evet, ben de Urfalıyım. Antep'te oturuyorum. İşte buraya pamuk toplamaya geldik. Ya demir gemisin, demir gemisin diye. Sen ha sesin ta nereden geliyor? Bağır şöyle bağır. Şöyle bağır, şöyle sesin çıksın. İşte buraya pamuk toplamaya geldik. Urfalıların sesi de güzel olur. Hakikaten aklımıza geldi. Kim iyi türkü söyler burada? Tam pamuğun başında yok yok söylersiniz. Bir tane söylettirik size. O ne söylerse. Çavuş mu söyler? Evet çavuş. Buraya pamuk toplamaya geldiniz. Oğlum pamuk toplamaya geldik. O da emeğimizi çıkarmayın görüyorsun işte. Bir daha fiyatı açıklanmamış. Kaça topladığınızı bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz, onu bilmiyoruz. Nasıl emeğinizi çıkardınız? Ben onu anlamadım ki. Devlet ne olursa odur fiyat. Yani devlet güzel bir Adana bölgesinde kamu kaça toplanıyorsa, tabii, güzel bir fiyat çıkarsa tabii. Siz de burada bir para kazanırız diyorsunuz. Tabii. O da belli değil daha. Bu ne? Bunlar nasıl saplamışım burayı? Kıyık. Şiş mi? Ne o? Kebap şişi mi? Ne o? O kıyıktır. Onunla ne yapıyorsunuz? Onunla çuval dikiyoruz. Topladığınız pamukların evet. Çuvalların ağzını düşüyor. Evet, evet. Biz de nereden cahillik hiçbir şey bilmekten. Sen ne yapıyorsun? Biz de pamuk topluyoruz. Kim ben mi? Yok benim sesim güzel de. Ya Urfalıların hepsinin sesi güzel olur aslında. Niye? Biz Antep'te büyümüşüz, onlara çekmişiz. Olsun, kanınız orada çünkü. Doğrudur. Bak bizde var. Var gelen var gibi. Var onlar mı ötürü söylüyor? He.
Peki, size de teşekkür ettik. Senin şapkanın ucunda da vardı. Demin gördüm ben o kıyık mı, şiş mi? Baksana. Şuna. Seni mi tanıyalım? Cevher Tekin, Urfalıyım. Sürüş'te oturuyorum. Biz Sürüş'te Antep'e geldik. İş yok, güç yok. Sürüş'te biz dedi iş yok, güç yok. Antep'e geldi. Antep'te de orada da kampandı. Bizi Yavuz Ali'ye yolladık. Pamuk yok, fiyat yok, bir şey yok. Benim diyeceğim bu. Sen diyeceğin bu. He. Sen her şeyi kestirdin attın baştan. Kestirdin atarım ya. O kadar bildiğim şey bu. Abi biz yani esir diye biz çalışıyoruz. İş olsa, fabrika olsa biz yani bu pamukta esirler buraya gelmezdi. Yani şimdi şöyle. Şimdi daha devlet daha fiyatı verecek pamuğa. Fiyatı vurduktan sonra bize para verecek. Kaç kuruş verecek belli değil. Daha ya GAP vuracak ya da Adana fiyatı olacak bize para verecek. Şimdi çalışıyoruz. Bak biz de çalışıyoruz. Evet, çalışıyoruz. Herkes yani çalışıyor. Şimdi herkes çalışıyor. Şimdi herkes çalışıyor ama da. Çeşit çalışma tabii, var. Şimdi şöyle. Hı. Şimdi bu dünyada diyelim. Bırak Türkiye'yi. Dünya. Bu, dünya evet, genelinde. Dünya genelinde. Şimdi sen trilyonluk bir adam olsan. Ha. Çalışır mısın? He? Çalışır mısın? Çalışmam. Bir dakika. Bir dakika dur. Ha. Çalışmazsın. Çalışırım yani, ama nasıl çalışırım? Çeşit çalışma var. İşte şimdi trilyonluk bir adamsın, fabrikatörsün. Geçersin fabrikanın başına, evet, oturursun. He. Fabrikandaki işçilerin şunları bunları yönetirsin. O da bir çalışmaktır. O da bir şimdi işçiler çalışacaktır. Şimdi ben şuna getirmek istiyorum lafı. Sen zengin olursan, ben zengin olursam, herkes zengin olursa kim çalışacak? Yok. Ondan hani, değil. Hani bir laf var. Bir dakika dur. Bir laf var. Sen ağa, ben ağa, bu ineğe kimse ağa diye bir atasözü var. Tamam. Eledir. Ama evet, doğrudur. Yani. Ama yalnız. Sen bu pamuğu toplamazsan. Ya bu pamuğu. Koskocaman Antep sanayisi kapanmış. İş olsaydı, gücü olsaydı. Tabii ben fakirim. Sen fakirsin. Diğer fakir de mecbur çalışacak. Biri üretecek. Fabrika kapandı. 5 kuruş para cebimizde yok. Nereye, hangi kapıya gidiyorsa o kapı kapalıdır. Biz neye geldik? Yani biz ta Urfa bölgesinde Antep'e geldim. Antep'de Yavuz Ali'ye geldim. Pamuk toplama. O tarafta pamuk yoktu. Vardı. Orada niye toplamadık? He? Orada niye toplamadık? İş yoktu, fabrika yoktu, bir şey yoktu. Biz de geldik mecbur. Bir sürü çoluk çocuğum mu var? Neyle besleyeceğim? Ya şimdi zor, yani Allah yardım etsin, kolay değil. Hı. Ama gene sen burada bir iş buluyorsan, bir şeyler yapıyorsan. Çok şükür, Allah çok şükür. O işte. Ha. Çok şükür. Ha, Allah çok şükür. Yani, ben çalışıyorum, daha halya da çalışıyorum. Ya şimdi ömrümüz yettiği müddetçe çalışmak zorundayız. Mecbur çalışacağız. Mecbur çalışacağız. Ha. Ölünceye kadar çalışacağız. Yani dediğim gibi, gene sen burada bir iş bulmuşsun, az çok neyse her neyse çalışıyorsun, gene 3-5 kuruş evine para giriyor. Allah çok şükür. Bir de girmeyenleri düşün. Girmeyenleri mecbur gireceğiz. Değil mi işte, girmeyenleri düşün. İnşallah yani devletimiz de bu tür konularda çok hassas davranıyor. İnşallah şu işsizliği de bir an önce bitirirler. Herkes bir işe girer, bulur, çalışır. Vallahi bilmiyorum. Kimseye muhtaç olmaz. Onu bilmiyorum. Peki, size de teşekkür ettik. Evet sevgili izleyicilerimiz, işte sizlerin de görmüş olduğu gibi bazıları şikayetçi, bazıları dertli. Kimse halinden memnun gözükmüyor. Gezilerimiz devam ediyor. Bizlerden ayrılma. Pamuk toplayanların yanına geldik. Gülistan mı? Gülistan, ne güzel de ismin varmış. Bak niye söylemiyorsun bu ismini ki? Mustafa, benim adım Mustafa. Annemin adı Mirsa. Bu
künyesini saydı. Bunlar adını söylemedi, bu künyesini saydı. Ben Erhan. Sizi bir tanıyalım. Ben Ali. Ali. Evet, pamuk topluyoruz, sürüşçüyüz. Urfa doğumlu. Her sene geliriz pamuğa. İşte... Ekmek paramızı çıkartıyoruz. Evet, ekmek paramızı çıkartıyoruz. İşte ne diyeyim sana da... İki yerde ameliyat olmuşum. Mecburen pamuğa geliyoruz. Geçimizde ameliyat olmuşum. Evet. Geçmiş olsun. Neyden ameliyat oldun? Bir mide ameliyatta, bir de elden camın üstüne düştüm. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Midede ne vardı? Mide ağrı kesici hap yedim için mideye yapışmıştı. Hap mideye yapışmış. Evet, mideye yapışmıştı ve delindi. Delindi. Evet, delindi. Ve bütün gençlere de sesleniyorum. Susuz hap yemesinler. Ben yedim, siz yemeyin. Sonra hapı yutarsınız bak. Evet, sonra böyle hapı yutarsınız. Yani biz esprisine geldik de sevgili izleyicilerim. Aslında arkadaşım güzel de bir konuya değindi. Yani susuz mu yuttuydun sen abi? Hayır, suyla yuttum da. Ağrı kesici. Evet, ağrı kesici. Aç karnına yuttuğum için mideme yapışmıştı. Mideye benim. Yapışmış, evet. Ve o da korkunç bir sonuç doğurmuş. Yani mideden bir ameliyat, evet, olmuş. Tekrar geçmiş olsun diyoruz sana. Teşekkürler. Bizler teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, öbür tarladan bu tarafa doğru geçtik. Burada da pamuk topluyorlar. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi bir tanıyalım. Ben Baki Kündeş. Baki? Baki Kündeş. Kündeş. Evet. Ebru Gündeş, Gündeş mi Kündeş mi? Belki K harfiyle başlıyor, G harfiyle başlıyor. Evet. Ne yapıyorsunuz? Biz burada pamuk topluyoruz. Pamuk topluyoruz. He. Karpuz mu yiyorsunuz? Pamuk topluyoruz. Bir tane beleş karpuz yedik, yiyeyim. Beleş. Bizim tarlasından mı arakladınız, yürüttünüz? Ne? Para mı var bizde para? Kilosu 1 milyon, biz nereden para getireceğiz? 1 milyon mu oldu kilo? Abi 1 milyon, 700 mü, 800 mü? Öf. He. Hani bir laf vardı, ya sana oturmuş kayıp giden, ya karpuz kesiydik falan, artık onu da kesmezler. Yani kilosu 1 milyon oldu. Nerede onun kilosu da karpuz yok ki? Yani bu burada bir tarla var, gidip çarpı getireyim. Buradan sahibi duyarsa şimdi ne der sahibi duyarsa? Nerede biz sahibi? Biz de bakkalda olduk derim. Bu da oluk, yani olmuşun da bulamamışsınız. Kelek kes top bulmuşuz baksana. Son karım, bunlar güz korpuzu, ancak böyle olur bunlar. Bunlar fazla, fazla böyle... kızarmaz mı bunların kızarmaz, içi? Bunlar fazla kırmızı olmaz. Kırmızı da var da böyle pembeleşir bunlar. Belki bu sahibi haram ediktir. Belki bunu yiyenler böyle kelek çıksın diye. Yabancı değil. Ya bizim amcamızın oğlu. Öyle mi? He. Ya biz espri yapıyoruz da. Yo, Hacı Kurt geçen amcamızı bize aşiretten gelmeyiz. Biz yani, Muşluyuz biz. Öyle mi? He. Muşlu burada. Hı. Nerede oturuyorsunuz? Ben burada oturayım. Yürel'de oturayım. Muş'tan buraya. He, oraya. Neden nereye? Ya oraya sanmadı, gel buraya yerleştik. Deden gelmiş, yerleşmiş. Dedem geldi. Oradan beri soy devam ediyor. Evet, baba Muşlu, Urfalı, Mardinli, Diyarbakırlı, İstanbullu, Ankaralı, İzmirli, hepsi hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz Türkiye bayrağına bağlı. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti, evet, toprakları içinde yaşıyoruz. Tabii. Hepimiz kardeşiz. Tabii, Türkiye'nin tabii, dört bir tarafı. Yani hepimiz, evet, kardeşiz sonuçta. Türkiye'nin dört bir tarafı, hepimiz kardeşiz. Tabii. Hepimiz sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıyız yani. Gurur şimdi, da duyuyoruz yani. Bak, gurur da duyarız. Evet, tabii. Yani seviniriz de. Şimdi siz burada karpuz yiyorsunuz, hanımlar orada pamuk topluyor. Yani burada da traktörün görüyoruz. Pamuk gelince biz de burada terli mahfuli burada ellerime bak, hep yara olmuş. Ellerim hep nasırlaşmış. Bu geçen seneden kalma, bu senede yok, ki bunlar eski. Geçen bu ellerime bak. Hep çalışmaya bak, hep çalışayım. Bitirik çekeyim, gelin şu yolayım. Hep çalışayım burada. Yani çalışın. Çalışmayan ekmek yok dedikleri gibi. Kolay gelsin diyoruz size. Şuradan arkadaşın yanına geçeyim. Evet. Sizi bir tanıyalım. Resul Demir. Sen de Muşlusun? Yok, ben buralıyım. Yürelisin sen. Evet. Yavuz Elli. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Biz burada davar yiyoruz. Sen de davar yiyorsun. Karpuzu sen mi getirdin tarladan?
Yok ben getirmedim. Arkadaşlar getirdi, onlar gitti. Getirdi, size karpuz ikram etti, gittiler. Evet. Davar, he bunları mı? Bunları evet, mı yani? Onlar evet. Çok mu? Davar sizin mi? İkimizin arkadaşımızın. Ha, o da davarcı. Evet. Şu kurban da yakın. Şuradan muhtar arabaya atak bir koyun da şöyle kurbana kadar beslerik kendini. Canınız... Verirler ya bunlar. Ya köylü kardeşler hep bonkör olur ya, cömert olur bunlar. Canınız sağ olsun ya. Vallahi canın sağ olsun demek yani, vermeyeyim demenin kibarı derler yani, evet. Öyle bir şey var. Ben ciddiyim, git al istediğini, seç beğen. Seç beğen alayım. Tabii. Orhan ne diyor bu? Şuradan muhtar arabada müsait, şuradan giderken bir tane atak içine. 750 milyon verin alın. Ha bak. Tabii. Şey. 750 milyonu verin alın diyor. Evet. 750 milyon mu diyor? Bir tanesi. Fiyatını mala göre değişir o zaman fiyatı. Evet, şimdi de. Sen dedin ki git seç ben al dedin. Yani ben gider en büyük günü alırım şeyler. Tamam git al. Ben para istemiyorum. Evet, o arkadaş istiyor ama mal onun değil. Mal bizim. Mal bunu mu? Sen de karışın. Oradan ortalığı karıştırıyorsun. Bu da şey başire yapayım ben. Sen de başire yap dedik mi? Ben komisyonculuk yapayım. Mecbur ben hakkım olur. Olur mu? Daha bir de öteki varmış. Bak şeyi, o arkadaş ikisininmiş de var. Sen otur karpuzunu yiyin. Ne yiyin sen? Karpuzuysa sen bir çuval dolduğunu getireyim. Böyle kelek mi getireceksin? Bunlar yenir mi ya? Sizi mi tanıyalım? Mehmet Kündeş. Ha sen de Muşlusun. He ben de Muşluyum. Kardeşiyim. Davar, davarlar ikinizin? He davar ikimiz. Sen ondan müdahale etti. 750 kağıdı veri aldın. Parayı verdikten sonra bizim gözümüz görmüyor mu? Gider Antep'te alırdık. Ettin kilosu 25 milyon olmuş. Haklı adam. Ya hacı sen de bizi destekle. Ne hemen onu şey edin. Olur mu? Bırakır mıyım kardeşi? Bırakmaz, evet, tırnaktan ayrılır mı? Ayrılmaz, sen de doğru söyledin. Sen ortada kaldın, senin sözün gitti. Ben deminki dediğim gibi, canın sağ olsun deme, vermemenin kibarı derler ya. Abi onun onlar gibi. Ayrı, ben ayrı. Onun davarı ayrı, git ondan bir tane al. Ha bak o zaman biz ondan alalım. Tamam, onkinden tamam. Al. Siz vermiyor musunuz? Vermiyoruz, parayla veriyoruz. Beleş yok. Öyle yaparız da. Evet. Peki size de çok teşekkür ediyoruz.